Peki mesela böyle bir yeraltı edebiyatı eserinin çok meşhurlaşması neye bağlı oluyor genel olarak? Böyle çok bilindikler vardır ya hı hı. daha bize ulaşmış olanlar daha güncelde gözümüzün evet. önünde olanlar. Onların bir benim gözlemleyebildiğim hani Türkiye örneğinde ağır roman çok en popülerlerinden biri. Emrah Serbest'in Behzat serisi işte dizi falan da oldu. Biraz hı hı. da televizyonun da bence etkisi var Tabii, bu şeylerde. Evet. Ama e, karakterlerin sahiciliği e, şeye geçiyor. Yani karakterler şey yani tarla başını anlatıyor biliyorsunuz hı hı. ağır romanı okudunuz mu bilmiyorum. Yok yani ağır Ağır romanda mesela bir kara epik deniyor. Mesela dil koleraca yani tarla başında uzun yıllar yaşamış birinin hı hı. kuracağı bir e, kara estetik üretebilme kabiliyeti var adamın. Yani Metin Kaçan orada uzun yıllar zannedersen bir e, şey olmuş orada yaşamış şey etmiş falan. Evet sahiciliği resim edebilir resimleyebilirseniz ki bu yaşamın her alanında böyledir Tabii, sadece. Evet. Yani o dünyaya e, bir de insanların konfor alanı gibi geliyor. Şimdi hiç hiçbirimiz böyle bir yaşamları tasvip etmiyoruz. içinde yaşamak istemiyoruz ama bu mesafeli olarak bakma hoşumuza gidiyor. Yani Hı -hı. bu e, hayatları anlatan eserleri evet. yani mesafeden okumak. Evet. O konforu veriyor bize. Evet yani şimdi genelde edebiyat biraz e, oradan hayatın içinden seçilmiş olanı da bize anlatıyor. Ama mesela suç ve cezadaki gibi çok e, günlük bir şeyi de bize anlatabiliyor. Günlük ama e, böyle evet. bütün insanlara hitap eden o vicdan mahkemesini Hı -hı. de bize anlatabiliyor. Ama tabii o e, hayatın içinde olup hiç görünmeyen ve kenarda köşede kalmış olayları da bize anlatacak bir edebiyat lazım. Evet. Değil mi? Burada biraz da yeraltı edebiyatı. Şimdi... Yani o bütün kötülüğüyle çirkinliğiyle belki anlatabilecek bir edebiyat evet. lazım. Evet. Şimdi Dostoyevski'yi de hani bu yeraltı edebiyatının kaynaklarından sayarlar. Çok güzel bir lafı var. Diyor ki ben diyor Kaide'nin hayatını anlatıyorum. E, e, Tolstoy'la kıyaslamasını yaparken. Hı hı. Diyor ki Tolstoy diyor Münferit'in hikayesini anlatır. Yani kendini çok beğenmiş. Belirli seçkin insanın hikayesi. Anne kararıyla kendini beğenmiş biridir. Ama evet. diyor ben mesela Raskolnikov'un hikayesini anlattığı zaman... ...sıradan birinin bir üniversite talebesinin hayatını anlatıyor. Dikkat ederseniz... Ee, ama and, işte belki de underground edebiyatı, yeraltı edebiyatını şey kılan, orijinal kılan taraf bir yargılayıcı tavır takınıyor. Yani biz mesela Raskolnikov e, dünya edebiyatındaki en kötü karakterdir aslında. Bakın biri hamile olmak üzere iki kadını öldürmüştür. Yani bir şey en kötü ama hiçbir e, dünyanın hangi kültüründe, hangi ülkesinde, hangi dilinde okunursa okunsun herkes şöyle demiştir roman boyunca. Raskolnikov ne olur itiraf etme. Yani söyleme seni kimse görmedi. Tüm evet. okurda Raskolnikov'a karşı bir şey oluşmamıştır. Çünkü Dostoyevski onun kendini vicdanına arama sürecini kendisi yapmıştır. Yani evet. onu bize bırakmamıştır. Kendisi didiklemiştir. Evet. Onun ruh dünyasını o deşmiştir. Böyle olunca yani biz roman boyunca ona tarafsız bakabil bakabildik yani. Evet. Ya Eşizliği şöyle düşünün. Evet. Bir, bir yakınımız mesela bir hata işler, bizden çok kendisi dövünür ve ağlarsa biz onu artık kızmayı bırakır da evet, evet. teselli etmeye evet. çalışırız. Raskolnikov böyle bir karakterdir dünya edebiyatında. Ya yani yeraltı edebiyatçıların da yaptığı şey şu. Ya burada bir yaşam var, bir insan var. Bu bu benim uydurduğum bir şey değil. Benim hani kendi kurmaca Hı -hı. eserim değil. Ben sadece bun, buradaki şeyi e, samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hani demiştiniz ya hangisi daha öne çıkıyor? İşte o sahiciliği resmedebilen e, eserler evet, evet. E, daha ön plana çıkıyorlar. Peki Türkiye'de mesela e, olan yeraltı edebiyatındaki o eserlerin beslendiği kaynaklar neler tam olarak? Orada ne görüyoruz? E, şu, orada şunu söyleyebilirim yani bu bireysel e, e, yalnızlaşma, marjinal e, eğilimler bu. E, e, Kimilerinde, e, ya burayı da şöyle söyleyeyim, birkaç e, başlığa ayırabiliriz. Daha e, politik saiklerle yer altına yönelenler var. Daha bireysel tarzlarla yönelenler var. Daha popüler e, şeyle yönelenler var. Yani üç tarz e, şey ekleyebiliriz. Kimi kendi yaşadığı bireysel travmayı, e, hayatı yansıtıyor. Fatih Kaynak var mesela, 3-4 tane de eseri var yaşayan İstanbul'da yaşayan bir yazı. İşte Altay Ökten var mesela doktor aynı zamanda hı hı. Yani şöyle bir standarttan bahsedemeyiz Karşımızda birbirine benzeyen Hani şey, hayata böyle bir aykırılığa bakma konusunda evet. uzlaşıyorlar ama Şöyle bir eğilimleri var işte yaşam tarzları böyle Hayata şuradan bakıyorlar diyebileceğimiz bir şey yok Yani doktor da var ama işte günü bir ikişerde çalışan da var ee, Oran hmm. içerisinde doğmuş hiç hayatında şeyde okumamış yani hiç e, edebiyatla e, şeyi olmamış e, eğitim şey. anlamında işi olmamış sadece içinde yaşadığı dünyanın sertliğini marjinalliğini tarif eden işte Mehmet Kartal gibi e, adamlar da vardı Türk Jönesi hmm. dönüyor yani, yani e, e, savaş ay ATV'de program yaparken rahmetli onu köprü altında buluyor ve öyle keşfediliyor yoksa kimsenin Mehmet Kartaldan haberi yok mesela. Hmm ama adam kırşehirli köylü bir adam 6 yaşından beri hayatta şunu ediniyor. Kendisine yapılan kötülüğe misliyle karşılık veriyor. Yani arkadaş, annesi onu dövüyorsa evi yakıyor mesela. Böyle hmm. tuhaf bir şeyi var, tarzı var. Mesela bu organik bir. Yani edebiyat bilmiyor, felsefe bilmiyor ama hmm. yazıyor onları diyelim. Ama İskender'in ya da Hakan Günday'ın dünya edebiyatını bilen, eden entelektüel donanımları ortada. Yani hem entelektüel olarak hem ekonomik olarak hem de yaşama bakış olarak farklı eğilimlerde insanlar e, görebiliyoruz. Muhafazakar underground yazan da hmm. var. Yani bu şey de değil. Hani sadece tabii 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 yani evet. e, pedagog olan var. şaşırmıştım. Yani hmm. mesela müfettiş kendi günlük yaşamında e, evet. şey pedagoji kitapları yazıyor. Yani çocuk kitapları yazıyor. Çocuklara öğüt, ahlak verici kitaplar yazıyor. Ama aynı zamanda marjinaşı... E, Şu marjinal an sosyal medyada şey... çok görüyoruz ya işte mesleği dolusuyla örnek veriyorum. Psikolog ama başka şeyleri teşhir ediyor. Kendi mesleğiyle ilgili duyduğu hikayeleri çok e, belki göz önüne çıkmayacak durumlarını e, ifşa Hı -hı. edebiliyor. Onları gösterebiliyor. O da aslında kendi mesleğine bir yer altısını ortaya koymuş oluyor değil mi? Evet. Çok da Bakın bu da iyi. yani şöyle... İnsanlar artık şey, şey biliyorsunuz her zaman merak edilen bir şeydir, gizli olana dair, örtük olana dair bir şey bir algı oluşturuyor zihninde. Hı hı. Anlatmadığı şeyi insanlar daha çok merak ediyor ve çoğu, evet. bazı da bunu hani teşhir boyutuna varan işte kötü bir biçimde da oluyor. Ama yeraltı edebiyatının kendisinin ben şairlerin ve yazarların tavrından ziyade ...dünyanın içinde bulunduğu şeyle de... ...ilgili yani... E, ...televizyon dünyasının... ...içindesiniz sizler çok iyi biliyorsunuz... E, ...yani... E, ...artık şaşıracağımız... E, ...şey kalmadı... Evet, ha, ...gerçi yani. eski şaşırır... ...insan şaşırıyorsa hala yaşıyordur... Der, <laughs> ...şaşırmaya devam edin ama... E, ...yani ne dense... ...ne gösterildi ne anlatıldı dense... E, ...bizim şey yapamayacağımız... ...hadi ya bu da olur mu... Diyeceğim evet. bir şey kalmadı bir gibi. Bir de artık çok da yeraltı da kalmadı sosyal medya ile evet. birlikte. Yani yer altında ne varsa hepsini görüyoruz. Ya yani bu manada mesela yeraltı edebiyatının sosyal medyada bulunduğu bir alan ya da kendini gösterdiği şeyler hikayeler var bu, mı? Bu e fanzin dedikleri fan fanzin işte bu kaçak yayın dedikleri bandrolle çoğaltılmayan Hı -hı. dergilere fanzin deniyor. E, yeraltı edebiyatın esas kaynaklarından bir hani kriterlerini sayarken söylemiştim hı hı. bazılarına göre yeraltı edebiyatı sadece fanzinlerde üretilen bir edebiyat bunun e-fanzin biçimleri var yani meraklılarının ilgililerinin buluştukları belli... sosyal medya platformları oluyor onlar işte kendilerce yazılar koyuyorlar işte resimler şunu yani o dergiyi hı. oluşturuyorlar o şeyi ve onu paylaşıyorlar bu tarz şeyler var hı hı. ama e, bugün popülerliğini göstermek açısından bir şey söyleyeyim. E, mesele dergilere gelmişse. Bugün e, şöyle bir tezim var benim. E, bu Leman'dan başlayan bir gelenek işte öt, öküz, e, bavul, kafa gibi dergilerin çoğunun underground'ın yer üstüne çıkmış halleri olduğunu e, düşünüyorum. Hı. Yani bu e, dikkat edin. Bunun üzerine bence e, tezler falan da yapılması gerekir. Edebiyatın biraz daha e, man, e, marjinal edebiyatın yer üstüne çıkmış hali gibi Hı. ...geliyorlar açıkçası. Evet, o açıdan da bakılabilir. Tabii yani düşündüğümüzde belki her dönemin... ...bir yeraltı edebiyatı vardı ama... ...işte kimileri kayıt altına alınamadı. Evet. Belki geçmiş döneme baktığımızda... ...işte o klasik dönemde bile... ...belki vardı ama biz... ...hep yerin üstündekileri gördük. Hı. Biraz kayıt altına alınmasıyla da... ...ilgili tabii. Ama şimdi bu... ...özellikle günümüzde bu... ...dergicilikle birlikte nasıl bir yere geldi ya nasıl evrilecek? aslında biraz bahsetmiştiniz ama ya şimdi evrileceği noktalar açısından çeşitleniyor mesela e, yeraltı polisiyesi oluyor yeraltı bilim kurgusu oluyor yeraltı e, şey oluyor mesela e, hidayet romanı oluyor yani tarz farklı tarzlarla sentezlenip kendine yeni yeni alanlar açıyor çünkü Hoşa giden bir şey. Mesela yeraltı polisiyeleri şeye başladı, hı hı. sevilmeye başladı. Yani işte cinayeti çözerken de böyle işte o sert dünyayı alabildiğini anlatan eserler yeni yetişen yazarların sevdiği şeyler. Bu siberpunk dedikleri insan sonrası bu robotik yarı robotik hı hı. canlıların falan olduğu metinler yeraltıyla buluşuyor, bilim kurgu buluşuyor, distopya anlatıları yeraltıyla çok buluşuyor. O da çok sevilen bir ama korkunç, felaket, kaos evet, onlar. E, gibi şeyler anlatılar. Yeraltı edebiyatı sanki böyle çeşitlenmeye başladı. Herkes kendi eserine e, bir parça bir tutam da olsa bir underground sos atıyor. Hı hı. E, şeyde bile e, bakın edebiyatı popüler e, şey televizyon dünyasına bakın en popüler dizi bile siz, siz televizyon dünyasının daha içindesiniz. Görüyorsunuz çok underground mekanları unsurları bayağı da popüler hale getirdiler. Yani evet, bu bu evet. Şeyde görünen bir şey. En çok izlenen de onlar zaten. Evet evet. Yani, yani ben hani şey çok şey de şeyde açıkçası isim de vermek istemem Hı. ama şimdi bunların hepsi bir zamanlar bu bahsedilen ortamlar anlatılan hikayeler 20-30 yıl önce ayıp sanan bir şeyken gösterilmesi aklın almayacağı bir şeyken şimdi çok net bir biçimde hı hı. anlatılan, paylaşılan hatta insanların böyle turistik gezi yaptığı, kültürel geziler düzenlediği yerlere dönüşmeye başladılar. Yani evet. bu biraz toplumun dönüşümüyle ilgili o yüzden edebiyatçıya çok yüklenmemek lazım. Yani bazen bana da şu soruyu soruyorlar. Niye bununla uğraşıyorsun yeraltı edebiyatıyla? Hı hı. Yani bir, bir doktora şöyle diyemezsiniz. Yani bir doktor bir hastaya baktığı zaman ya bu şöyle davrandı da bu yüzden hasta demez. O andaki durumun hı hı. tespitini yapar. Ben edebiyata baktığım zaman, sanata baktığım zaman kültüre baktığım zaman böyle bir panorama görüyorum ve bunun resmini yapıyorum. Bu iyidir, kötüdür gibi bir şeyim yok benim. Yani onu da kendimi de e, net anlatmam hı hı. lazım. E, bir resim çiziyorum. Ha bunu kimi bu problemli bir şeydir. Bunu alıp e, düzeltmemiz lazım. Kimi ya bunun estetik halini yapalım. İyisi olsun da kötüsü hı hı. elensin gitsin diyebilir. E, bu anlamda bir bakış açısı sanki daha sağlıklı. Yani evet. hiç görmezden gelsek. Hı hı. E, Eksik kalır. Evet bir şöyle ya beni bazen liselere çağırıyorlar. Hı hı. E, bu meseleyi anlatayım diye. E, şimdi yolda kara kara düşünüyorum. Yani bunu nasıl anlatırım? Ya yani böyle bir dünyayı çocuklara nasıl Tam anlatırım? Tam öyle demişken çocuklarla ilgili kısmı soracaktım. Bu yeraltı edebiyatın çocuklar için olan kısmı var mı? Ya da bilmiyorum metinlerde görüyor muyuz? Mesela çok eskiden okuduğumuz kitaplar vardı. Belki direkt yeraltı edebiyatı olarak adlandıramayız ama biraz çocuklar için yer altında ve gizlide kalan şeyler. işte Denizler altında bir Hı, evet, 20 bin fersah. Öyle fersah. kitap vardı. 20 bin fersah. Ya da işte yine bir kitap okumuştum. Uykusuz çocuk muydu? Yani çocuklara biraz belki bir yanıyla korkunç gelecek ama bir yanıyla o fantastik dünyalarını besleyecek. Yani o fantastik Hikayeler mesela biraz girer mi çocuklar için yeraltı? Yani yer şey yer altına girmez. Çocuklar için de tabii çok salık verilen bir tarz değil. Evet. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi işte mesela lise öğrencilerinin çoğunun dinleyici kitlesinin salona gittim konuşma yapacağım. Tek sıkılan kişinin, tek kendini sansürleyen kişinin ben olduğumu görmek de garip değil mi yani? <laughs> Beni dinlemeye gelen kalabalığın evet. hepsi çok rahat. Yani benim e, dilimden çıkarmamaya çalıştığım bir sözcüğü hmm. onlar birbirine çok rahat söylüyorlar. Konuşuyor yani kitaptan mesela evet, bir örnek evet. vereceğim veremiyorum. Ben diyorum ki ya bu çocuklara nasıl söylenir? Bir bakıyorum ki çocuklar onu zaten <laughs> birbirine çok rahat <laughs> evet. e, kullanıyorlar. Öyle de bir paradoksu var bu iş. Evet evet mutlaka öyle. Yaman ee, gerçekten çok faydalı güzel bir çalışma. Ee, emeğinize sağlık diyeyim ben tekrardan. Yine bu küresel edebiyat da çok e, benim dikkatimi çekti. Ondan da biraz bahsedelim dilerseniz biraz daha. Olur. Çünkü... Hepimizi ilgilendiren yine bir mesele. Yani küresel edebiyat aslında başlı başına bir şeyde konuşulması gereken evet. bir şey. Artık dünyada dünyada küresel bir edebiyat çağının geldiğini ve şeyin Orhan Pamuk'un şöyle bir tabiri var. Okumayan yerli okura değil okuyan Koreli'yi yazıyorum hesabı gibi hmm. bir mottosu var. Evet. Edebiyatçıların edebiyatı üretirken daha çok dünyadaki bir okur kitlesini hedeflediklerini... İşte bir Murakami, Elif Şafak önce İngilizce yazıp sonra Türkçe'ye çevirmesi bizde halide ediple başlayan bir şeydir bu. O da ilk mesela e, sinekli bakkalı önce İngilizce yazıp sonra evet, evet. Türkçe'ye çevirmiştir. Evet. Böyle bir edebiyat dünyası oluşuyor. Hani hep yakınıyoruz ya işte şey oluyor. E, ulusal edebiyatlardan çok herkes belirli popüler yazarları okuyor dünyada. Murakami, Bolano, evet, evet. Ferrante, evet. Orhan Pamuk, Dan Brown böyle bir yayılan e, şey var. Bunun yeni bir tarz oluşturduğunu söylüyorum. Dünyanın herkese acil servis gibi kanser olana da başı ağrıyana da aspirin verip gönderen bir edebiyat dünyası oluşuyor. Eleştirilerimiz evet. var ama onun da bir gerçekliği var yani kaçamayacağımız Evet bir dünyası var. Belki evet. bir başka zamana onu da konuşuruz. İnşallah değil. Kısmet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Benim ederim. Benim için çok keyifli oldu. Benim için de çok keyifli oldu. Güzel bir program oldu, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik ama ben yine hatırlatmış olayım, iki Mısra arası yazarak YouTube hesabından bütün bölümlerimizi takip edebilirsiniz. Yaklaşık 140 bölüme ulaştık ve edebiyata dair, şiire, sanata dair arayabileceğiniz, merak ettiğiniz birçok şeyi programımızda bulabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.